Anne Bradley çok güzel bir kadındı. Ama Dirk Bradley bunun farkında değildi. Bir kızla ilişkisi vardı. Karısı durumu öğrendi ve kocasını ölümle tehdit etti. Ve bir gün Dirk Bradley birasına karıştırılmış siyanürle zehirlenerek öldü. Bayan Bradley tutuklandı ve sorgu sırasında her şeyi itiraf etti. Sence bu da çözülmemiş bir vaka mıdır? Son vakayı da anlattıktan sonra ne düşündüğümü açıklayacağım Hastings. Bu sonuncusu Litchfield vakasıdır. Dikkatle dinle. Dinlemez olur muyum? Bunların arasında gözümden kaçan ortak bir nokta olup olmadığını anlayabilmek için uğraşıyorum. Matthew Litchfield, 4 kızı ile birlikte yaşayan ve onların üzerinde olmadık baskılar kurmuş, yaşlı, aksi bir adamdı. Kızlarına ne para verir ne de biraz eğlenmelerine razı olurdu. Bir akşam bahçe kapısı önünde ölü bulundu. Polisin soruşturmasından çok sonra büyük kızı Margaret karakola giderek babasını öldürdüğünü söyledi. Litchfield kızlarına büyük bir servet bırakmıştı. Margaret Litchfield cinayeti kardeşlerinin çok geç kalmadan kendilerince bir hayat kurmaları için işlediğini açıkladı. Ama öyle dengesiz davranıyordu ki mahkeme onun deli olduğuna karar verdi. Genç kızı bir akıl hastanesine kapadılar. Ama kısa bir süre sonra o da öldü. Bunun da bence şüphe götürür çözülmemiş bir yanı yok ki. Bu vakaların hiçbirinde kuşkulu bir yan yok aslında. Anlayamadım. Daha ilk vakayı anlatırken çözülmemiş olduğunu kendi söylemiştin Poirot. Bunlar benim kafamda çözümlenmemiş olaylar Hastings. Bunu sana anlatabilmek için tekrar başa döneceğim. Mesela Bayan Etherington beraat etmiş. Ama buna rağmen herkes onun katil olduğundan eminmiş. Ancak deliller yetersizmiş. Aynı şekilde Fred'e Clay de delil olmadığı için suçlanamamış. Ama olup bitenler onun katil olduğunu gösteriyor, öyle değil mi? Evet, gerçekten öyle. Edward Riggs cinayeti üstlenirken bir yandan da hiçbir şey hatırlamadığını söylemiş. Ama katilin başka biri olabileceği hiç düşünülmemiş. Bayan Bradley ile Margaret Litchfield ise suçlarını vicdanlarının sesini bastıracak bir biçimde itiraf etmişler. Çünkü bu ölümlerden görünürde en karlı çıkacak olanlar bu kişilermiş. Evet, bu da doğru ama nereye varmak istediğini hala anlayabilmiş değilim Poirot. Bunu şu şekilde izah edeyim Hastings. Belirli bir kimse var. X diye tanımlayacağım biri. Saydığım bu 5 olayda da ortalıkta dolaşıyor. Ancak görüldüğü kadarıyla 5 vakanın hiçbirinde katil olması için bir neden de yok. İşte aradaki bağ bence bu. Bu sonuca nasıl vardın peki? Araştırdım dostum. X, Etherington ile samimiymiş. X cinayetten kısa bir süre önce Rick ile aynı köyde oturmuş ve onunla sık sık görüşmüş. X, Mrs. Bradley ile ahbapmış. X ile Freda Clay'in bir gezinti sırasında çekilmiş bir resimleri var bende. İhtiyar Matthew Litchfield öldüğü zaman X yine onlara komşuymuş. Şimdi ne diyorsun bakalım? Doğrusu bu kadarı da fazla. Hadi bir iki vakada rastlantı söz konusu diyelim ama 5 vakada da bulunması çok ilginç. Demek benimle aynı sonuca vardı. X'in katil olduğu sonucuna mı? Evet. O halde Hastings benimle birlikte bir adım daha atmaya hazırsın demektir. Sana şunu söylememe izin ver. X bu evde. Burada mı? Seattle'da mı yani? Seattle'da. Bundan çıkacak mantıklı sonuç nedir? Aman Tanrım. O zaman... Kısa bir süre sonra burada bir cinayet işlenecek Hastings. Burada. Hayır, işlenmeyecek. Sen buna engel olacaksın. Buna inanıyorum. Sadık dostum. Bana olan güvenini biliyorum. Ama bu defa bana olan güvenini boşa çıkaracağımdan korkuyorum. Neden olmasın Poirot? Önceden biliyorsan tabii ki cinayete engel olabilirsin. Evet, insan bir katili yakalayabilir. Ama bir cinayete nasıl engel olabilir? Ama onu tanıyorsun. Az önce resmini gördüğünü söyledin. Fakat durumun farkında değil misin Hastings? Ben burada kurbanın kim olduğunu bilmiyorum. İşte bu korkunç bir şey. Görüyorsun ya dostum, işimiz çok zor. Şimdi söyle bana. X kim? İşte bunu söyleyemeyeceğim dostum. Saçma. Neden söyleyemeyecekmişsin? Çünkü sevgili dostum, sen yine o eski Hastings'in. Yüzün hala bütün düşüncelerini, hislerini olduğu gibi yansıtıyor. Oturup ağzın bir karış açık X'e bakmanı ve yüzünde açık açık bu baktığım kimse bir katil diye düşündüğünün anlaşılmasını istemiyorum. Gerektiği zaman duygularımı saklamasını pekala bilirim. Duygularını saklamaya kalkıştığın zaman her şey daha da kötüye gider Hastings. Hayır dostum, sen ve ben izimizi belli etmemeliyiz. Sonra zamanı gelince saldırıya geçeriz. Seni ihtiyar şeytan, kızarsam...
Girin. Merhaba baba. İşte geldim Judy. Girin. Pardon, rahatsız etmiyorum ya. Oh, baba, sizi Doktor Franklin'le tanıştırayım. John, babam. Tabii, tabii. Nasılsınız efendim? Geleceğinizi duymuştum. Judy, yemekten sonra biraz çalışabilir miyiz? Hayır, ben babamla konuşmak istiyorum. Evet, tabii, tabii. Affedersiniz Bay Hastings. İşe öylesine dalıyorum ki beni bencilleştiriyor. Affedilecek bir şey değil bu ya. Şey, özür dilerim. Aman Allah'ım. O kadar geç olmuş mu? İşte şimdi başım derde girecek. Barbara'ya yemekten önce kendisine kitap okuyacağıma dair söz vermiştim. İzninizle. Ne kadar telaşlı bir doktor bu Judy. Tüm bilim adamları gibi. Yaz tatilini geçirdiğine bin şahit gerek. Nasıl? Doktor Franklin'le çalışmaktan memnun musun Judy? Evet tabii. Tropikal hastalıklarla ilgili bir çalışma yapıyor. Herhalde bir yıl kadar oldu onunla birlikte çalıştığın. Anladığım kadarıyla doktorun eli ayağı gibi olmuşsun. Bu hoşuma gitti Judy. Burada biraz nefes alırlar diye düşünmüştüm. Ama yanıldım sanırım. Franklin bahçedeki kulübeyi laboratuvar haline getirdi. Orayı mutlaka görmelisin Hastings. Kafesler dolusu kobaylar var. Mrs. Franklin nasıl? Hasta olduğunu duymuştum. Her zamanki gibi. Hatta daha da kötü. Of, üstelik aptal bir kadın. İşte bu konuda seninle aynı fikirde değilim Judy. Kadın beynindeki gri hücreleri senin hiç bilmediğin bir şekilde kullanıyor. Çok nazlı ve mızmız bir insan. Burada sizi de görmek ne kadar güzel Bay Hastings. Bu bahaneyle tanışmış da olduk böylece. Kabalığımı hoş görün Bayan Franklin. Kızım yaklaşık bir yıldır eşinizle birlikte çalışıyor ama ben bir fırsatını bulup sizi ziyaret edemedim. Rica ederim. Yalnız size John'u şikayet etmek için sabırsızlanıyordum doğrusu. Kızınızı o kadar fazla çalıştırıyor ki. Fazla çalışma ona yaramış ama. Kendisini iyi gördüm. Aslında Judy'yi ne kadar kıskanıyorum bilseniz. Hastalık denen şeyden haberi bile yok. O kadar sıhhatli ki. Öyle değil mi hemşire? Bu hemşire Craven. Bana o kadar iyi bakıyor ki. O olmasa ne yapardım bilmem. Bala ediyorsunuz. Ben yalnızca görevimi yapıyorum. Kendimi o kadar yetersiz hissediyorum ki. John'un çalışmalarıyla daha yakından ilgilenmem gerek. Ama elimde değil ki. Saçmalama Barbara. Kendini yetersiz hissetmen yersiz. Hele bir rahatsızlığın geçsin bakalım. Kendini boş yere üzüyorsun. Bize izin verirseniz Judy ile laboratuvara dönmek zorundayız. Bitirmemiz gereken bir deneyimiz var da. John, o ikinci lem için kullanılacak örneği sanırım tekrarlamamız gerekecek. İzninizle. Biz Barbara ile çocukluk arkadaşıyız Bay Hastings. Bunu biliyor muydun? Çocukluk arkadaşımı. Senin benden en aşağı 15 yaş küçük olduğunu inkar etmiyorum. Ama ben bir delikanlıyken seni sırtımda taşıdım yavrum. Seni kulübe götürüp golf öğrettiğim gençlik günlerini hatırlıyor musun? Ah Bill, bütün bunları unutabilir miyim sanıyorsun? O zamanlar biz buraya yakın otururduk Bay Hastings. Bill de zaman zaman buralara gelip yaşlı amcası Sir Everard'ın köşkünde kalırdı. Ne kasvetli bir yerde orası. Hala da öyle ya. Şimdi tamamıyla benim. Ama sanırım orayı yaşanabilir bir yer haline sokmam mümkün değil. Ah Bill, orası şahane bir hale sokulabilir. Fevkalade bir köşk olabilir bence. İstersen gelip sana yardım edebilirim. Eğer gücün kuvvetin buna yetecekse seni oraya arabayla götürebiliriz. Ne dersiniz hemşire? Evet Sir William. Bence bu Bayan Franklin'e çok iyi gelir. Kendisini fazla yormaması kaydıyla tabii. Bilemezsiniz Bay Hastings. 17 yaşındayken nasıl harikulade bir kızdı o. Ben Birmanya'dan İngiltere'ye geri dönmüştüm. Karım Birmanya'da ölmüştü. Size açıkça söyleyeyim, Barbara'ya birdenbire tutuluverdim. Ama o 3-4 yıl sonra Franklin'le evlendi. Bunun mutlu bir evlilik olduğunu sanmıyorum. Bence Barbara'nın hastalığının asıl nedeni de bu zaten. Adam Barbara'yı anlamıyor. Barbara çok hassastır. Size